Rocket League veya diğer adıyla Rocket League. Bu oyun 15 yıla aşkın süredir hayatımızda. Belli bir zamanlar farklı isimlerle oynandı. Belli bir zamanlar Rocket League isminde oynandı. Şu anda da mobil oyunu çıktı. Gelin bu oyunun tarihine, geçmişten günümüze neler yaşamış bu oyun hep birlikte bakalım. Arkanıza yaslanın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız 2008 yılından 2022 yılına kadar bu oyun ne yaşamış başlıyoruz. Yıl 2008. StartBC oyununun çıkışı. StartBC uzun adıyla Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars demek. Bu oyun Rocket League'den önce çıkış yapan Rocket League'in temeli olarak adlandırılan bir oyundu. Bu oyunun Rocket League'den tek farkı ise grafiklerinin o zamanki şartlara göre daha kötü olmasıydı ve tek futbol modu olmasıydı. Bu şekilde oynuyordunuz. Şimdi oyunun görüntüleriyle sizleri biraz baş başa bırakayım. Yıl 2011. Rocket League'in devam oyunu açıklandı. Aslında StartBC yani Rocket League'in eski oyunu çok fazla tutmamasına rağmen Rocket League geliştiricileri bu oyunda bir potansiyel gördüler ve StartBC'nin modern halini 2015 yılında çıkarmaya karar verdiklerini duyurdukları an aynı yıl 2011'de geliştirmeye de başladılar. Ve bu oyun o zamanlar için sadece PlayStation kullanıcıları tarafından oynanılacağı söyleniyordu. Yıl 2014. Rocket League'in resmi olarak çıkışından bir yıl öncedeyiz. Rocket League ilk bakış fragmanı yayınlandı. Bu oyun özellikle eski StartBC oyununa göre çok daha fazla beğenildi ve çok daha fazla fragmanlarda olumlu geri dönüş aldı. Aynı zamanda Rocket League Alpha sürümü de bu yıl fragmandan sonra çıkış yapmıştı. Rocket League Alpha sürümüyle beraber 3 tane çok değerlenecek eşya geldi. Bunların bir tanesi altın lastik, Goldstone diye geçiyor. Bir tanesi Gold Rush Boost'u. Şu anda oyunun en değerli ikinci eşyası. Bir tanesi de Gold Cap. Bunların üçü de Alpha eşyasıydı. Oyunu StartBC'de oynamış olanlar ve Rocket League'in Alpha sürümünü oynamış olanlar bu eşyalara Rocket League resmi olarak çıkış yaptığında sahip olabiliyordu. Bununla beraber en önemli olaylardan biri de 2014 yılında Rocket League geliştirici takımının oyunu canlı yayında oynaması oldu. Onun da görüntülerini biraz izleyelim. From stadium to stadium could create some gameplay issues. Yeah, the field sizes will probably stay roughly similar. Nice, Dave with that shot right there, right off the bat, 9 seconds into the game. Yıl 2015. Rocket League resmen PlayStation 4 için çıkış yaptı. StartBC devam oyunu günümüzdeki oyunla 2015 yılında çıkan oyunun aynısıydı. PlayStation için ücretli bir şekilde indirilebilecekti. Rocket League'in resmen çıkışıyla beraber bu süreçten sonra da oyun en popüler rekabetçi oyunlardan biri haline gelecek. Aynı zamanda 2015'te Rocket League'in ilk topluluk montajı da yayınlandı. O montajdan da sizlere küçük bir kesit sunacağım. O montajda güzel goller vardı, güzel asistler vardı. Oyuncuların erken erişimde oynamış olan oyuncuların ve kıştan itibaren oynamış olan oyuncuların buradaki topluluk montajıydı. Yıl 2016. Rocket League PlayStation 4 platformuna çıktıktan bir yıl sonra çok sevildi ve PC platformuna da
Steam üzerinden çıkış yaptı. Artık oyuncular Rocket League'in PC platformuna çıkışıyla beraber oyunu Steam'den satın alabilecekler. Bu arada rekabetçi oynayan oyuncular PlayStation 4 ve PC ile de çapraz platformda oynayabilecekler. Ve bu sayede Rocket League'in kitlesinde genişleme bayağı bir bu yılda gerçekleşti. 2016 yılındayız. RLCS duyuruldu. RLCS Rocket League'in en üst seviyedeki rekabet maçları olan Rocket League Championship Series, yani Rocket League'in e-spor mücadelelerine verdiğimiz ad. RLCS maçları 3v3 formatında oynanır. RLCS'e katılmak için bölgesel olarak elemelere girmeniz lazım. Bu da bir hayli zor RLCS'i geçmek için. Sonrasında zaten Rocket League e-sporu yine oyunda olduğu gibi büyük bir ivme kazanacaktı. Yıl 2017. Artık Rocket League'in çıkışından 2 yıl sonrasındayız ve Rocket League oyuna yenilik getirmesi gerektiğinin farkındaydı ve bunu da şöyle yaptı. Oyuna futbol modunun dışında tamı tamına 4 tane ekstra mod getirdiler. Bu modlardan önce sadece oyunda SarpBC oyunu gibi bir tane futbol modu vardı. Bu futbol moduna ya rekabetçi olarak ya da free play olarak, yani serbest mod olarak rütbesiz bir şekilde oynayabiliyordunuz. Ama bu 4 modun duyurulmasıyla beraber drop shot, basketbol, rumble ve hokey modunu getirdiler. Dördünü de ayrı ayrı açıklamak gerekirse drop shot zeminleri kırıp kalenin olmadığı bir sahada gol attığınız bir moddu. Rumble modu aynı futbol modu gibiydi ama futbol modunun yanında özel güçlerle daha eğlenceli bir şekilde oynama deneyimine sahip olabiliyordunuz. Basketbol modu da bildiğimiz basketbolun aksine potası daha büyük. O şekilde basketbol oynadığınız bir moddu. Bu şekilde karlı veya buz kaplı bir sahada kayan zeminde topu kaleye sokmaya çalıştığınız bir oyun moduydu. Bu oyun modlarından en çok tutanı da basketbol olmuştu. En az tutanı da hokey olmuştu. Yıl 2018. Artık 2018 yılıyla beraber işler bayağı bir değişecekti. Rocket League rekabetçi modunun yanı sıra bir tane daha böyle rekabeti arttırmak için bir mod getirme ihtiyacı duydu. Ve bunu da Rocket League turnuvaları ile yaptı. Rocket League turnuvaları neydi? Oyunda bildiğiniz eleme usulü takımlar halinde turnuva oynuyordunuz ve bu turnuvaları kazanmanız halinde sizlere belirli unvanlar geliyordu, belirli ödüller geliyordu. Bu şekilde güzel kostümler, güzel unvanlar sahibi olabiliyordunuz. Ve geldik Rocket League'de yapılan en önemli 3 yenilikten bir tanesine. Rocket Pass'in çıkışı. Fortnite'ın yükselişiyle beraber o yıllarda Battle Pass sistemiyle beraber bütün oyunlar kendi PES sistemini getirmeye başlamıştı ve Rocket League'de kendi ismi olan Rocket'ı PES ile birleştirip Rocket PES sistemini getirdi. Bu Rocket PES sisteminde 70 tane kademe vardı ilk başta. Biri ücretli olmak üzere, biri ücretsiz olmak üzere. Ücretsiz kademede eşyalar az oluyordu, kötü eşyalar oluyordu. Ücretli kademede güzel eşyalar oluyordu ama para vermeniz lazımdı. 70. kademeden sonra da aynı eşyaların rastgele renkli versiyonlarını açıyordunuz ve gidebildiğiniz kadar gidiyordunuz. Rocket Pass yaklaşık 3-4 ay oyunda kalıyordu ve Rocket Pass sayesinde takas patlamıştı oyunda. Yıl 2019. Rocket League bu yılda ilk başta şablon ve kredi sistemi yeniliğini getirdi. Nedir bu şablon ve kredi sistemi? Oyunda ilk başta takas yapabilmemiz için anahtarlara sahip olmamız gerekiyordu. Bir şey alabilmemiz için. Atıyorum ben bir araba istiyorum ve bu arabanın değeri bir anahtar olsun. Ben bir anahtar verip o arabayı satın alabiliyordum. Ama diyelim bir tane araba olsun ve bunun değeri 0.5 anahtar olsun. Yani yarım anahtar olsun. Ama oyunda yarım anahtar mantığı olmadığı için bu yüzden biz eşyalarla yarım anahtar eden eşyalarla o arabayı takaslamaya çalışıyorduk. Kredi sisteminde bunun önüne geçti. Artık kredi sisteminde bir anahtar 100 kredi oldu ve biz 10-20 şeklindeki küsuratları da takaslayabiliyorduk. Bu güzel bir şeydi. Aynı zamanda şablon sistemi getirdiler. Oyunda eskiden kasa vardı. Maç oynadıkça kasa düşüyordu ve kasalardan istersek bir anahtar karşılığı o kasayı açabiliyordu. Genelde kötü şeyler çıkıyordu. Şansını denemek isteyenler açıyordu.
Ama şablon sisteminde ne oldu? Kasalar gitti. Yerine şablon geldi. Artık maçlardan şablon düşmeye başladı. Ve şablonda şu oluyor. Size eşyanın bildiğiniz öngörülmüş versiyonu veriyor. Diyor ki sen bu kasayı açarsan bu eşyayı çıkacak gibi düşünün. Atıyorum o kasanın içinde kırmızı fenek var. Kırmızı fenek şablonu geliyordu. Ve diyordu ki sana şablonu kullanacak mısın krediyle, kullanmayacak mısın? Kullanmayacaksanız kenara koyuyordunuz. Bunu takasla da değerlendirebiliyordunuz. 2019'un önemli ve tek yeni buydu. Yıl 2020. 2020 yılındaki bence Rocket League'in en büyük ve en oyunu değiştiren yeniliği budur. Rocket League ücretsiz bir oyun oldu. PlayStation 4'te ve PC'de ücretsiz bir oyuna dönüştü Rocket League. 2016'da Steam ile çıkış yapan Rocket League 2020'de Steam'den kaldırıldı ve Epic Games oyunu satın aldı. Kendi platformunda ücretsiz bir oyun yaptı Rocket League'i. Ve bu sayede oyuna çok dramatik bir şekilde oyuncu akışı gerçekleşti. Rekabetçi maçların lobileri değişti. Elo'lar düştü. Takasta çok fazla dolandırıcılık olmaya başladı. Yani bu güzel bir karar gibi gözükse de biraz oyunu kötü etkiledi. Bunun yansımalarında 2021 ve 2022 yılında görecektik. Aynı zamanda Epic Games'e oyun ilk başlarda Türkçe olmuyordu ve bu sorunu da sonradan çevirmişlerdi. Son olarak oyunun 2020 yılında ilk kez ücretsiz oluşuyla beraber Rocket League ilk gününde 1 milyon anlık oyuncu sayısını devirdi. Önceki rekoru sadece 200 bindi. Yıl 2021. Rocket League'e yeni takas sistemi eklendi. Bu takas sisteminin eklenmesiyle beraber artık trade-up mantığı, yani eşya birleştirme dediğimiz mantık daha da basitleştirildi ve ayrıca dolandırıcılığı önlemek için eskiden mesela bir eşyayı satmak istediğimizde direkt kabul et deyip satabiliyorduk. Artık bir eşyayı satmak istediğimizde hani yanlışlıkla kabul ete basarsak diye kabul ete 3 saniye basılı tutma zorunluluğu getirildi. 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman da farklı bir ekran atıyor. Oradan da kabul etmeniz lazım. 2021 yılının gerçekten güzel ve önemli değişikliklerinden bir tanesiydi. Yine 2021 yılındayız. Bu sefer bir yeniliği konuşmayacağız. Rocket League'in dramatik şekilde oyuncu kaybedişini konuşacağız. Rocket League'in Epic Games'e geçip ücretsiz oluşundan beri neredeyse 1 yıl geçti. Ama oyuncu sayısı giderek düşüyordu. Hatta ücretli olduğu zamanlardaki oyuncu sayısının bile altına düşmüştü. İlk başlarda 1 milyon oyuncuyu gören anlık oyuncu sayısı sonrasında 150 binlere, hatta 100 binlere kadar düşmüştü. Bu rakam ücretli olduğu zamanlarda oyunun ortalama 120 bin, 150 bindi. Peki niye böyle oldu? Bunların birinci sebeplerinden bir tanesi ücretsiz oyuncu kitlesinin oyuna gelmesiydi. Böyle olunca maçlarda çok fazla toksiklik döndü. Çok fazla boost döndü. Yani atıyorum siz bronz oyuncusunuz. Şampiyon oyuncusuna para verip diyorsunuz ki benim rankım çok düşük. Ben bu rankı yükseltmekle uğraşmayacağım. Gel kardeşim sen yükselt. Onlar da tabii işine geldiği için bunları yapıyordu. Ve bu şekilde aslında bu kadar hızlı yükselip bir anda aşağı çakılan bir oyun oldu. Ama bu halinden bir şekilde de kurtulacaktı Rocket League. Aynı zamanda oyuncuların dışında o dönemde Rocket League'in içerik üreticilerinin, ben de dahil, izlenmesi feci düşüş yaşadı. Eskiden atıyorum siz bir Rocket League videosu çekiyordunuz, 1 milyon izleniyordu. Başka bir zaman çektiniz, 2 milyon izleniyordu. O zaman da Rocket League'in düşüş yaşadığı zaman da o videoyu çektiniz, yaklaşık olarak maksimum 300 bin izleniyordu. Daha fazla izlenmiyordu. Aynı şekilde yayıncılar da buna dahil. Bütün Rocket League'de, Instagram'da, YouTube'da, ne bileyim TikTok'ta bütün içerik üreticileri de bu oyunun düşüşünden nasibini aldı. Ve insanların akıllarına şu soru geldi. Acaba Rocket League gerçekten ölüyor mu? Yine 2021 yılındayız. 2021 yılının artık son değişikliği ve çok önemli bir değişikliğiyle beraberiz. Bu yılda Rocket League Sideswipe çıktı. Ekim-Kasım ayları gibi çıkmıştı Rocket League Sideswipe. Ve bu oyun Rocket League'in aksine sadece mobil platformda oynanan bir oyundu. Bilgisayarla da oynayabiliyordunuz ama mobil emülatör üzerinden oynayabiliyordunuz. Ve bu oyunun farkı Rocket League'den şuydu. Oyun 2 boyutluydu.
Ama Rocket League'de bulunan mekanikler bu oyunda da mevcuttu. Atıyorum Rocket League'de flip reset diye bir mekanik vardı. Bu oyunda da aynısı vardı. Rocket League'in aksine ekstra modlarda Rumble, Drop Shot gibi modlar yoktu. Sadece basketbol ve futbol vardı. Bunların rekabetçileri vardı. 1v1, 2v2 şeklinde oynayabiliyordunuz. 3v3'te yoktu. Bu oyun başlarda güzel ilerledi. Şu anda da rölantide seyrediyor. Ama ben oyunun ileride patlama yapma ihtimalini düşünüyorum. Eğer güzel yenilikler getirirlerse bu şekilde istikrarını korursa. Yıl 2022. Artık günümüzdeyiz. Ve 2022 yılından itibaren tamı tamına 4 ay geçti. Aslında çok az bir süre. Rocket League Sideswipe için bir tane önemli değişiklik oldu. Rocket League Sideswipe sezon değişimiyle beraber voleybol modunu getirdi. Hatta voleybol modunu ben atölye map'i olarak oynamıştım ve demiştim ki bu mod kesinlikle Rocket League'e gelmeli. Evet, ben de ama bir tek sıkıntılı gelecek. Zevkli de duvarda şey yapmak. Oo, bu çok sıkıntı gelecek ha. Hafif ben vurdum de, ya de. Alacaklar, net alırlar. Alamadı. Kaldırdım. Sayın X artık o videoyu izlemiştir ama beni duymuş gibi bu oyunu Rocket League Sideswipe'a getirdiler. Bu gerçekten çok mantıklı bir tercihti. Rocket League'in geçirdiği 14 yıl içindeki değişimleri, neredeyse evrimini sizlere açıklamaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendi yorumlarımı katarak anlattım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala da hala abonesiniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.